Evet, Ankara'da Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne geldik. Çok merak ettiğim yerlerden birisiydi Anadolu Medeniyetleri Müzesi. Anadolu tarihine tanıklık eden birçok uygarlığa ait eserleri burada görmemiz mümkün olacak. Paleolitik çağ bölümünde bulunanlar yaklaşık günümüzden 1 milyon yıl öncesinden kalmış buluntular aslında. Birçoğu da Antalya'da Karayın Mağarası'ndan çıkartılmış. Bu dönemde insanlar avcı ve toplayıcı bir toplum yapısına sahip. Yani doğada kendiliğinden yetişen yiyecekleri topluyorlar, av hayvanlarını avlıyorlar. Yontma taş devrine ait taşlar, mızrak uçları, balta uçlarını burada görmemiz mümkün. Çeşitli hayvanlara ait dişler ve kemikler. Burada da hançer ve kullandıkları okların uçlarını görüyorsunuz. Obsidiyen ve çakmak taşından kullanılmış hançer ve ok uçları, mızrak uçları burada sergilenmiş. Evet, burada da ilk mağara resimleri, örnekleri var. Bilmiyorum, biraz siyah çıkıyor ama. Ve yaptıkları hayvan figürlerinin başlıkları. Çeşitli duvar resimleri var burada. Bir geyik figürü altta hemen şurada. Yukarıda da kuş ve geyik figürleri var. Yine leopar kabartmaları var burada. Çatalhöyük'te bulunmuş bir boğa figürü var. Kırmızı renk kullanılmış bir boğa figürü. Burada da çok güzel bir parça var. Göbekli Tepe'den çıkartılan T şekilli sütunlardan bir tanesi. Üzerinde farklı hayvan figürleri yer alıyor. Evet, Alacahöyük'ten çıkartılan güneş kursu orta kısmında boğa ve geyik heykellerini görmekteyiz. Turştan yapılmış büyük ihtimalle. O dönemde boğa heykelciliği ve geyik heykelciliğine çok önem verilmiştir. Belki de bir uğur, belki de aynı zamanda tarımla, hayvancılıkla uğraştıkları için bu hayvanlar onlar için kutsal da olabilir. Evet, Anadolu Medeniyetler Müzesi'nde Hitit güneş kursuna denk geldik. Burada Hititlerin kullandığı veya Anadolu medeniyetlerinin kullandığı birçok sembole yer verilmiş. Güneş kursları en başta yer alıyor. Yine boğa ve geyik heykelleri bunları takip ediyor. Çok güzel örnekler var. Burada da yine tunçtan yapılmış bir boğa heykeli. Aynı zamanda o dönemde kullanılmış takılar gözümüze çarpıyor. Burada bir boğa heykeli var. Tabii bu da tunçtan yapılmış.
O dönemde madenleri kullanıyorlar. Alacöyük mezarında milattan önce 3000'li yıllara ait olduğu tahmin ediliyor. Bu evrede boğa kutsal bir hayvan olarak kabul edilmektedir. Törenlerde bir taşıyıcı üzerinde sembol olarak kullanılmış olmalı diyor. Şöyle çok güzel bir parça var burada. Evet, güneş kursları, çeşitli takılar, bir geyik heykeli burada görmekteyiz. Evet, burada yazının Anadolu'ya gelmesiyle ilgili çok güzel bilgiler var. Bildiğiniz gibi yazı M.Ö. 3200'de Sümerler tarafından bulunuyor. Daha sonra Asurlu tüccarlar sayesinde Anadolu'ya taşınıyor. Bu yazı örneklerinden var burada. Farklı alanlarda yazılmış. Asurlu tüccarların Anadolu'ya getirdiği, Anadolu'da tarihi çağların başlamasını sağlayan örnekler var. Bunların içinde mahkeme kararları, şahitlikle ilgili tablet, mektup, buna benzeyen çeşitli belgelere yer vermiş. Borç senedi var mesela işlerinde. Çeşitli tapu kayıtları da burada bulunuyor. Bunların hepsi çivi yazısı örnekleri. Evet, burada Hattuşaş Boğazköy'de bulunan önemli iki tane boğa heykeli var. Milattan önce 1600 demiş. Zaten oldukça merak etmiştik. Bunlar törensel kutsama kapları. Boğa başlı ve bir ejder veya bir kaplan başlı şekline benziyor. Evet, bunlar Friglerden kalan fibulalar. Yani ilk çengelli iğneler bunlar. Burada bir tanrıça Kibele heykelciği var. Kibele, Anadolu uygarlıklarında bereket tanrıçası olarak adlandırılıyor.